Emin mi? Evet. Ha, tamam. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Geçen sene Japon düştü. Onu kara propaganda yapanlar geçen sene dediler sanatlıyız. Hiç yatırım yok. Oralar döşeceğim bunu ve buraya en kral arıtmayı yapar. Nasıl dağlarda kepçeyle su aramak zorunda kaldı? Önlem almak, çare aramaktan iyidir. Bu bölge sürekli taşmalarla risk altında olan bir bölge. Şu an suyun çok gerilere doğru çekildiğini görüyoruz. Ve burada bir sürü insanlar mağduriyet yaşadılar. İşte evler olanlar var, çiftlikler olanlar var veya hayvanların otlama alanları ne yazık ki kısıtlı bir durumda şu an bunu yaşıyoruz. Bizim gölümüz tarihlere baktığımızda 700 hektarlık bir alanı kaplıyor. Bu bizim için müthiş bir olay aslında. Abant'ın iki katı büyüklüğünde bir alanı kaplayan bir gölümüz. Aradan geçen yıllar sonrasında erozyon sonucu kum ve çakıllarla bu gölü 20 hektara kadar düşürmüşüz. Yani göl kurumakla yüz yüze. Yazın Temmuz-Ağustos aylarında gölde su ölçümleri yaptığımızda 80 santim su derinliği olduğunu gördük. Biz diyoruz ki iklim koşulları dünya genelinde hızla değişiyor ve dünya genelinde de su kıtlıkları var. Su savaşları olacak diyoruz. Ama ne yazık ki biz bununla ilgili hiçbir önlem almıyoruz. Melende dediğim gibi su debisi azalıyor zemin dolduğu için ve çok 3 tane ırmak geliyor ve dereler geliyor. Ve baskın bir su olduğu için gölün zaten toparlama kapasitesi yok. Gölün içerisinde çok bir şey yok, derinlik olmadığı için bütün yük melene biniyor. Melende suyu alamadığı için, boşaltamadığı için çevredeki tarım arazilerine ve işte burada görmüş olduğumuz bu güzel parka doğru ne yazık ki yayılmak zorunda kalıyor. 500-600 metre civarında bazı kesimlerde, tarım arazilerinde suyun yayıldığını görüyoruz. Kültür Park'ta da 200 metre yakın bir alanı şu an sular altında olduğunu görebiliyorsun su izlerinden. Durum bu.